Selamlar herkese. Bugün sizlere tabletinizi nasıl ikinci monitörünüz olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Çok basit bir yöntem var. İki çeşit şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen başlayalım. Öncelikle ilk başta klavyenizde Windows ve K kombinasyonlarını kullanacaksınız. Tabletinizde de Second Screen ayarının açık olması gerekli. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Windows K'ye basıyoruz. Bakın burada benim tabletim buldu. Doğukan Tabes 7FE. Tıkladım. Ekran kaydını tabletin üzerinden başlattığımdan dolayı Second Screen uygulaması açıldığı zaman ekran siyah gözükmüş kayıtta ama aslında ekranı kullanabiliyorum. Zaten siz de fonksiyonları veya ekrana dokunmamı göreceksiniz tabletin kalemiyle. Çat diye geldi. Bakın şu an ikinci monitörümdeyim. İkinci monitörde kullanabiliyorum. Hatta ikinci monitörün dokunmatiğini kullanabiliyorum. Mesela buradan Paint açalım. Paint. Gecikme oldu. Şu an birinci monitörüm açıldı Paint. İkinci monitörümü atıyorum. Bakın mesela tabletimin dokunmatiğini kullanacağım. Tabletimde kalem var. Açtım. Hemen bir boya kalemi aldım. Buraya çizim yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi böyle kullanabilirsiniz. Aynı şekilde diğer bir yöntemi deneyelim. Windows K'dan Windows K yaptıktan sonra buradan bağlantıyı kesedim. Tekrardan tabletinizden böyle bağını koparabilirsiniz. Şimdi başka bir seçeneğimiz var. Microsoft Store üzerinden Second Screen uygulamasını indiriyorsunuz. Bu Samsung'un uygulaması. Burada yine aynı şekilde arayacak. Tabletinizden yine ikinci ekran ayarını açmanız lazım. Bakın burada buldu. Hemen bağlandı. Aynı şekilde bunun ayarları da düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bağlı tabletten girişine izin ver. Yani bu ne diyor? Tabletten dokunmatik veya başka bir şey olduğu zaman tablet sadece ekran değil, dokunmatiğini de kullanabilmenizi sağlıyor kısacası. Ekran modu diyor. İsterseniz çoğalt dersiniz. Aynı ekrandan tabletinize de gösterirsiniz. Siz ona gerek yok, uzat diyeceğiz. İsterseniz sadece ikinci ekran deyip şu anki ekranınızı iptal edebilirsiniz. Ölçekleyebiliyorsunuz tabletinizi, yine bu boyutunu. Ekran çözünürlüğünü aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz tabletinizin çözünürlüğüne göre. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu video işinize yaradıysa like atarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.